Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle çok güzel ve yapımı da çok kolay bir ekmek tarifi paylaşacağım. İsterseniz bu ekmeği tost ekmeği olarak kullanabilirsiniz ya da kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek. Yapımına başlamadan önce abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Beğeni yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Hamurun yapımı için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık sütü ve 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bu arada sütün ve kullanacağımız suyun mutlaka ılık olmasına özen gösterelim. Mayalı hamurlar için ılık olması önemli. 1 paket instant mayayı ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ediyorum. Instant mayayı yerine normal kuru maya ya da yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağı ve bir adet yumurtayı da ekliyorum. Karıştırıyorum. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız, yani bu bir kalp, çiçek, böcek, istediğiniz bir emoji olabilir ya da duygu ve düşüncelerinizi belirten herhangi bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olup videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlamış olursunuz. Şimdi son olarak unu ilave ediyorum. Burada 6 su bardağı un var. Bu unun tamamını kullandım. Tuzu da ekliyorum bu arada. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Azar azar unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Verdiğim un miktarının hepsini birden içine boca etmeyin lütfen. Azar azar ekleyin. Un miktarı markaya göre değişebilir. 1 su bardağı fazla da olabilir. Yarım su bardağı az da olabilir. Dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağız. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Gelmesi gereken kıvam böyle. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamur mayalandı. Şimdi havasının çıkması için şöyle hamuru biraz toparlıyorum. 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Yok, bu el bastırma işlemini yapmak zorunda değilsiniz. Benim hoşuma gittiği için böyle bir başlangıç yaptım. Hamuru şimdi un serpmiş olduğum zemin üzerine alıyorum. Yarısından biraz az olacak şekilde bir parçasını ayırıyorum. Bunu tabanına kullanacağım. Kalan büyük parçayı önce 2'ye bölüyorum. Daha sonra her iki parçayı da 4'er parçaya bölüyorum. Toplamda 8 tane parça elde edeceğim. Ve onları da aynı şekilde beze yapıyorum. Sekiz tane bezeyi şöyle un serptiğim az önceki hamur mayaladığım kapağın üzerine koydum ben. Başka bulaşık çıkarmak istemedim. Onun üzerine aldım. Bir kenarda beklesin. Şimdi büyük olan bezeyi açacağım. Kelepçeli bir kalıp kullanacağım ben. İsterseniz borcam tepside kullanabilirsiniz. Yani küçük olanı da kullanabilirsiniz. Büyük olanını da. Yalnız sadece büyük olanını kullanırsanız ekmeğiniz benimki gibi yüksek görünmez. Biraz daha alçak görünür. Evet, hamuru yeteri kadar açtım. Şimdi kalıba yerleştireceğim. Kelepçeli kalıbın altına yağlı kağıt yerleştirdim. Onun üzerine de bir miktar un serptim. Hamuru şimdi içine yerleştiriyorum. Büyük olursa hiç sorun değil. Benim gibi içe doğru çekerek sığacak bir duruma getirebilirsiniz. Hamuru şimdi 8 parçaya bölüyorum. Ben hamur kesme aleti kullanıyorum. Bıçak da kullanabilirsiniz. Önce 4 parçaya bölüyorum. Sonra her parçayı da tekrar ortalarından böldükten sonra toplam 8 tane oluyor. Hazırladığım diğer 8 tane küçük bezeyi de şimdi bu 8 parçanın üzerine yerleştiriyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Tabanı 8 parçaya bölmüştüm. Ortada kalan kısımları şöyle üçgen görünüyor. Gördüğünüz gibi bıçakla o kısımlarından geçiyorum ve yuvarlak olan hamurların üzerine doğru kapatıyorum. Bıçakla şöyle ortalarından çizik atıyorum ve kenarlarına da aynı yaprak görüntüsü gibi çizikler atıyorum. Pişmek için hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına hamuru gönderiyorum ve altı üzeri iyice kızarıncaya kadar pişiriyorum. Evet, fırından çıktı. Çok da güzel kızardı. Şekli gerçekten harika görünüyor. Yapımı çok kolay, hiç uğraştırıcı değil. Bezelere ayırdıktan sonra yani şu şekli vermesi o kadar kolay ki hiç gözünüz korkmasın. Herkes yapabilir. Önce size şöyle kopartarak göstereyim. Daha sonra dilimleyerek yani keserek göstereceğim. Az önce kopartarak göstermiştim. Şimdi bıçakla dilimleyerek gösteriyorum size. Bu şekilde kestikten sonra tost da yapabilirsiniz. Kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca görüntüsünden ayrı olarak yumuşaklığı da 10 numara. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz dediğim gibi abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsüyle hem şık hem de yapımı çok kolay badem. Badem ama hep ben ses kaydı yaparken yapıyorsun bunu. Ne?